Aha. Tamam, gayet güzel. İyi, triple aldım. Aa, ölmedim bile. Oy! Ana, görmedim la ben ona. Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Kai'Sa oynuyor olacağım bu sefer. Kanalda en fazla videosu bulunan şampiyon. Benim de en sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi oynamayı. Hatta iki tanesinden bir tanesi diyebilirim. Tabi zaman zaman sıkıntı yaşanıyor oynarken ama ben Kai'Sa oynarken çok eğleniyorum. Tek sevmediğim yer, o sıkıntı dediğim yer, böyle bazı şampiyonlar oluyor. Mesela karşıdan bahsedelim. Mastery gibi şampiyon. Yine Mastery'ye karşı biraz daha dayanabiliyorsunuz Kai'Sa'yla ama ADC'liğin kötü yanı işte çat diye teklenebiliyorsunuz. Bu biraz sıkıntı yaratabiliyor ama ben elimden geleni yapacağım. Eğer lane'den iyi bir sonuçla çıkarsak teklenme şansımız azalacak ama ben item böyle başlamayacağım. Şu ya da onunla başlamak zorundayım ya. Bir an karşıda Draven olunca kalkanla başlayayım dedim ama bunu almazsanız güçlendirmeniz geç bir vakitte alabiliyorsunuz Q güçlendirmesini. O yüzden böyle başlamak çok daha mantıklı. İlk skill olarak Q'ya vereceğim. Çok fazla bir tartışması yok bunun. Yani W'da verebilirsiniz ama hani yani 100 oyuna başlıyorsanız 99'una Q ile başlamanız lazım. Hani W ne olur? Siz savaşa geç kalmışsınızdır da az canlı bir adam olur. W ile şansınız denersiniz ama yoksa hani çok bir mantığı yok. Q ile başlamazsanız. Bu yerleri bir ayarlayalım. Bizim takım fazlasıyla AD. Bu biraz sorun olabilir. Karşıda deli gibi bir tank yok. Yani bakalım nasıl olacak. Tıt 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 tıt. Yumi hiç oynanamamış. Biraz bunu avantaja çevirme şansımız var. Karşı tarafta bir tane deli AP var. Yumi'yi çok fazla AP'den saymıyorum ben ama tabii ki vuracaktır. O daha çok böyle can verecek, hız verecek, kitle kontrol uygulayacak bir şampiyon olarak görüyorum. Bakalım, haydi bakalım, bol şans kendime. Bir 30 olsun da başlayalım. Şuradan gitmek garanti hani midde bir şeyler denendi. Ben şu plazma yüklerini patlatacağım sonra gidiyorum şu anda. Güzel bir yardım ettik. Draven'a karşı oynaması biraz farklı oluyor. Draven hasar çok oluyor. İlk başlarda da olsa, sonda da olsa. Üçünü birden aldım. Biraz fazla hasar yedim ama. Tıt 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 tıt. Hasarları yüksek. Bir şekilde acaba onu yakalar mıyız falan dedim de. Şu ana kadar bir minyon kaçırmadık. Ben bunu dediğime göre kesin kaçıracağız. E'ye veriyorum bir kez. Mobility için. Yoksa hasar için değil. Şuraya ben de koyayım. Tıt 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 tıt. Safe oynamak istiyorum çünkü ben bu adamı yalan edeceğimizi düşünüyorum. Fazlasıyla hasar verebildik. O minyon kaçmadı, güzel. Ben biraz gereğinden fazla hasar yedim ya. Minyona vuran yok, alırım herhalde bunu. Biraz fazla açıkta geziyor bu adam. Oy. İki minyon kaçırdım ve bir tanesi arabaydı. Güzel olmadı bu. Şu şeyi, Zamazingo'yu kullandım. W'yi atalım. Kimseye çarpmadı adam gibi. Bu kaçacak. Bunu alırım. Tamam, güzel. İki tarafta fena gitmiyor minyon konusunda ama onlar daha şey. Bizim support'un adam çekmesi lazım, yoksa hani bir varlığı bir şeyi yok.
Güzel. Lütfen alma onu ya. Bu kaçtı da bunu alır mıyız? Bir an çeker mi acaba diye düşündüm, olmadı. Yine safe oyunumuza devam edeceğiz bir süre daha. İkimiz de güçlenince hasarı yüksek şampiyonlar oluyoruz ama ben late'de çok daha iyi olacağımı düşünüyorum Draven'dan. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi late'de hasarınız çok olsa bile sıkıntı olarak balta tutturmak çok zor oluyor. Çünkü artık atak speediniz fazla oluyor. Savaşıyorsunuz ve herkes böyle inanılmaz hasar çıkarabiliyor o anda. Sizin o ara kafanız allak bullak oluyor. Balta mı tutturacağım, baltayı mı yakalayacağım, savaşacağım mı falan derken arkadaki minyonu alamadım. O yüzden daha etkili olabiliyorsunuz oyunun başlarında Draven'la. İlerledikçe de o zaman şuna bir tane vursan keşke kankaya. Bizim adam hiç şey yapmıyor. Hiç oralı olmuyor. Biraz fazla mana harcadım ama keşke biraz baksaydı şeylere. Buna girebiliriz belki ya. Geri çık kanka. Zıplayıp çıkabilir bile hatta. Adam minyonda çok iyi gidiyor şu ana ya, şu ana kadar. Bizim Talon da iyiymiş minyonda. Oyun aktif geçiyor ama bizim bu taraflarda hiç şey yok. Buraya bir yardım etsin şey. Nedir bu? Jax falan gelse de. Kaçmak için herhangi bir skill yok bu adamın. Yalan edebiliriz. Olmadı kanka. Fazla dayak yedim bir tane minyon için. Yapamaması gereken bir hamle yaptım. Al kanka onu, kaçırma. İlk kötü hamlem oldu bu benim bu oyundaki. Şu şeyi de kullanıyorum. Jackson buraya yardım etmesi lazım. Bu minyon kaçtı. Bunu alırım. Neyse. Küçük küçük yardımlar etse ben bu kadar mana harcamak zorunda kalmam ama. Bizim adam biraz pasif oynuyor ya. Tamam bu güzel. Bize bu fırsatı verdiler. Bizim burada şimdi deli gibi itip kule önüne bırakmamız lazım minyonları derken. Tamam biz de dönelim ya. Şey yapmanın anlamı yok. Zaten manam yok, canım çok az falan. Burada savaşabileceğimiz, alabileceğimiz bir durum yok. Kendimize fırsat yaratmamız lazım. Bunu aldım, bir de şunu aldım. Bir de 3-5 saniye bekleyeceğim nasıl olsa. Bir tane de pot alacağım. Haydi gidiyoruz. E'yi de bastım. 4 şöyle baktığımızda bizim mid lane ooo. Öldü. Play öldü, çok iyi. Minyon da 2'ye katlamış rakibini ve yani deli gibi deli gibi ezmiş. Bundan sonra biraz daha diğer lane'lere falan baskı sağlarsa çok güzel olur bizim mid lane. Yukarıda da bir olay var ama çıktılar galiba oradan. Şimdi Renekton adamın üzerine doğru gidebilir. Zaten şu ana kadar da o da orayı yalan etmiş. İyi güzel çıkabildik oradan. Zorlama kanka. Gel 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 gel. Kitle kontrol. Asist alabildim anca. Keşke o son vuruş bende kalaydı ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Güzel, bizim takım iyi takip etti. Burada kule altı falan da denenebilir. Benim ultim yok ama. Aha. Ben yine bir asist alayım dedim. Tamam güzel, bir tane kill aldık oradan. Alabilir miyiz burayı ya?
Ah be. Oy oy. Adam 6 olacak şimdi. Ultisi var mı bilmiyorum. Manası yok gerçi de. Kanka sakin sakin sakin. Ben can doldurayım. Orayı alabiliriz. W ile neredeyse alıyordum adamı. Yumi'nin canı çok az. Tamam çok güzel. İyi güzel güzel. Oy. Ultisi var mı adamın? Yok ultisi yokmuş ama çok da abartmaya gerek yok. Düz düz vurur vurur keser şimdi. Tamam çok güzel. 1800 gold. Item'ı da alabiliyorum gayet güzel. Tamam. Şimdi bir top lane var. Bundan sonra kolay kolay kaybetmeyiz diyeceğim lane ama yine de belli olmaz. Şunu almak istiyordum ben, parayı biriktirsem mi? Neyse ya şöyle yapalım. Haydi gidelim. Nasıl olsa bir dahaki gittim 875. Bu 875'lik kazmayı alınca Q gelişiyor. O yüzden onu almak isterdim ama para çıkışmadı. Bu tarafta çok kötü bir savaş vermedik. Ben orada kule altını birazcık kötü oynadım. Kafam karıştı. Hani kime vursam kule kuleye çok mu yakınım falan filan diye. Ama nihayetinde alabildik. Şu an Draven hala hasarı çok yüksek olacak. Dikkatli olmak lazım. Bu adam tek. Girebiliriz. Tamam gayet güzel. Çok rahat oldu. Ultimi falan da saklıyordum ben. Son anda bir kitle kontrol uyguladı. Orada dedim acaba kill bizim şeyde kalır mı? Ultisi yokmuş zaten. Tamam çok kolay oldu. Bilerek sadece menzilde bekliyordum ki eğer yine kitle kontrol uygularsa gidebileyim diye. Oynadığınız şampiyonu bilmek lazım. Matchup'ı bilmek lazım. Hani Draven'ın bizi kesebileceğini bildiğim için birazcık daha aynı şekilde bizim sport'ta dahil olmak üzere safe oynadık. Ondan sonra biraz ritmi arttırdık. Şu anda itemlıyken ve adam tekken zaten bizi almasının şansı yoktu. Aynı şekilde sizin Q veya W ile adama veya basic atağınızda, normal atağınızda rakibe vurmanız lazım. Eğer bunu yaparsanız şunu alacağım bir tıkır daha. Ultiniz açılıyor ve ulti ile adamın yanına girebiliyorsunuz. Ama eğer sizin takımınızdan birisi kitle kontrol uygularsa o zaman yine skill ultinizi atabiliyorsunuz. Bunu ben iki kez denedim bu oyunda. Bir tanesi Jackson de kontrolüyleydi. Onu da asist alabildim. 1500. Burayı bir daha savaşabiliriz. Bir grup daha alacağım en azından. Ondan sonra tamam. Çok yakın bu adam. Çok güzel. Çok yakın oldu. Belli canı da azdı zaten. Çok güzel. Çok güzel. Bana da parası geldi nasıl olsa. Onları da kullandım. 2100 para var. Şu anda bu oyun efsane olacak. Bundan sonra kolay kolay da öleceğimi düşünmüyorum. 1v1'lerde beni kesebilecek bir tek Renekton var. Ölmez değil mi? Ölmedi. Şunları da alalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi bir base atacağız buradan. 2600 öncelikle hatta 2800. Bunu bitirsem iyiydim diye düşündüm de. Gerek yok. Ayakkabıyı bitiririm. Şunu aldık. Bunu aldık. Hem Q hem E'yi aynı anda geliştirmiş olduk. Bir de şunu değiştireyim. Tamam. Biz top lane'e gidebiliriz aslında ya. Top'a gitsek mi? Umuyorum bizim top lane bot lane'e gider. Ki böylelikle biz kendisi belki lane'i kaybedecek gibi olur ama anlayışla karşıladı, o da şey yaptı. Kaçmıştık kanka oradan. Burada Renekton alırız. Benim ultim de var. Bana o anlık hasarı verebileceğini düşünmüyorum. Beklediğimden az hasar çıktı. Bir de Q hasarımın çoğu minyonlara gitti ya. Ama ne yapalım? Kuleyi alırız en kötü. (Gülüyor)
Şurada bir daha yiyeyim bunu. Şu anda ultim olmadığı için sadece heal'ım var. Buna güveniyorum ama bu adamı yine de kesebiliriz. Kırmızısı var, o biraz kötü. Bir vuruş, sadece bir vuruş. Tamam, çok güzel. Güzel, çok güzel. Bir de buradan kule zorlayacağız ama kim var? Mastery var, Mastery. Oy, görmedim, ben haritaya bakıyordum. Şu grubu da alalım, ondan sonra bir base atalım. Yani güzel denedi ama ya çok da güzel denemedi aslında. Biraz hatalı girdi orada şey. Stunlayamadı beni. O da yalan etti ona. Şimdi bu ikinci item, bu daha güzel olacak. Artık işlerimiz uzun savaşlarda özellikle çok daha iyi olacak. Bir tane kontrol totemi alayım. Öyle mid'e, top'a doğru tekrar gidiyorum ben. Kuleyi de aldık zaten orada. Şunu zorlayabiliriz. Şuna gelsin. Üçüncü item olarak bir düşünelim. Karşıda AD fazla var ama ben hasarı da bırakmak istemiyorum. W'yu çok güçlendirmeye gerek yok sanki şu anda. Güzel olabilir ya. Takım savaşlarına falan fazladan destek verebilirim. Bunu da hızlı hızlı alacağız. Çaldırmazsak burada gayet güzel olur. Bana veririm onu. İyi, tamam, çok güzel. Şu anda alt lane'i deli gibi kazandık, gittik üst lane'i kazandık. Üst lane, şimdi oyunu ortaya taşıyoruz ve biz çok güçlüyüz şu anda. 5v5'leri biz çok daha iyi alırız. Böyle durumlarda oyunu toplayabilirseniz bir yere çok daha yararlı olacağını düşünüyorum ben. Buradan bir kule daha alabilirim belki. Yanımda adamlar olsa şeyi açardım ama 3 kişi aslında burada, açsam ben ya. E'mi de kullanmak istemiyorum. Yararlı olabilir ama bir gank yerim falan diye düşünmüştüm. Madem herkes orada. Geç de olmuş olabilir kullandım ama ne yapalım. Yardırmak lazım şu an herkes şeydeyken. Geliyorlar bu tarafa doğru. O kafayı vurur herhalde. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Yumi burada bir yerdeydi. Zaten tek yer. İyi. Ultimi bir kez daha geliştirdim. Burada ikisine de 1v1 hatta 1v2 bile yapabilirim ben. Sadece kule altı olması biraz sıkıntı ama. Çekseydin alabilirdik kanka. Şunu da alayım. Şurada bir maviye bakacağım ben. Kırmızıya bakacağım orada kırmızı var mı diye. Şuraya bir tane totem koyayım. Arkadan bu adam geliyor. Dikkat etmek lazım. Kırmızısı var. Tamam. Kitle kontrol mesafesine girmek üzereyim. Oldu da bir şey olursa. Tüh, adam ileri doğru gitseydi belki alırdık da. Çok fazla manam yok. Çok fazla da mana param var. Adamın durumu çok kötü. (Gülüyor) 8 saniye bir ejderha daha var. Onu alalım bari. Geliyorum kanka da siz öldünüz sanki ya. Aynen, iki tane kill verdik. Ejderhayı alamayacağız muhtemelen. Benim totemim de yok. Yapılacak şey şu anda midden birazcık daha itmek olacak. En azından midden bir baskı yaratalım. Şuraya bir baksak mı ya? Ölmeyeyim ben. Ha, kimse yok. Çok tuhaf. Kulemiz var mı? Hala kulemiz var ama. O adam beni kule altında alabilir.
Tamam, çok güzel oldu. Onun içinden geçti, silahsız bırakma olayına karşılaştı. Bana da vuramadı bu sebepten. Skill'leri vuruyordu galiba ama yani vurabilirdi ama olmadı. Hadi bakalım ejderhayı alalım. Şuraya ben bir totem. Ejderhayı almamaları çok büyük bir hataydı çünkü 5 kişi alt taraftalardı. Ama saldılar. Tamam. 7-0-4 harika ya. 164 minyon. Minyon da fena değil. O aşağıdaki ufacık baskının ne kadar oyunu döndürdüğünü gördünüz. Şunu aldım. Bir sonraki item olarak da buna gideceğim. 10 gold bekleyelim ya. 15 armor, 15 armordur. Bu tamamen sizin nasıl oynayacağınıza bağlı. Aslında ben bu item'a çok gitmesem de olur. Hatta gitmesem de olur ya. Düşünce şu, hani ben zaten çok kalsam hem başımdaki para ödülünü vermek istemiyorum. Hem de beni öldürmek için çok fazla kaynak harcamaları lazım. Çünkü ultim var, flash'im var, heal'im var. O kadar kaynaktan sonra bir daha doğacağım ve aynı tehlikeyi bir daha yaratacağım. O yüzden benim ölümsüzlüğüm çok fazla işlevsel olabilir ama eğer daha fazla atak katsam belki 1v3, 1v4 yapma şansım bile olabilir. Güzel oynadığım pozisyonda. Kitle kontrol yemediğim pozisyonda. Bunu alabilirdik. Rahat oldu. Kule olmasa 2v1 yapabilirdim. Ama ne yapalım? Sur vermemeleri ilginç herhalde. Bir tanesi toksiklik yapıyor. Minyon temizleyecek o adam. Ben mavi çıkacak, mavi almak istiyorum. Mana sorunum var birazcık. Şimdi görelim var mı diye. Eğimi harcamadım burada. Oldu da bir yerden beklenmedik bir adam çıkabilir diye. Yumi buralarda. Ultime çok var daha. Geliyorum kanka ama. Riskli. Dikkat etmek lazım. Oy yoş. Ultim geliyor benim. Mavim var, biraz can çekeyim. Tut 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 tut. 1W. 3 kişiler orada, 2 kişi görünselerde. Dikkatli olmak lazım. Öleceksin kanka, sakin. Şu an ultim var. Tamam, ben yukarı kuleye gidiyorum. Yukarı kuleyi alacağım. Şuraya bir tane totem atayım. Birazdan Renekton doğacak. Ben bir base'e gideceğim ondan sonra. 2500 para var. Renekton'un hasarı beklediğimden yüksek. Girebiliriz ya buraya. Bunu alamayabilirim şu anda. Aslında alabilirim de. Dur bakalım. Şuradan biraz can çekeyim. Korkmadım değil orada. Bir an ulti falan atamadım. Ay yaş. Neyse, ne yapalım, en azından denedik. Full can adamı kestim. Yani daha orada çok fazla yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü çok fazla vurdu. Yani orada skill... Hani stunlayamadı bile beni. Düz 581 baltayla vurmuş. Yapacak ona bir şey yoktu. 2500. Şunu satalım. Şunu bir alalım. Dakika ilerledikçe daha fazla vuracak. Mastery falan da vuracak artık. O yüzden bu item oldu ya. Şu anda 5 item oldum. 6. item. W geliştirmek için bunu kullanabilirim ama hasarımı arttırmak için de bu çok daha mantıklı. Emin değilim. Hangisini kasmam gerektiğinden. Yani W hasarına çok fazla bir şey yok aslında ya.
gereğim yok. %25 kritik hasar çok düşük. ...15 saniye var. Ben gideyim şunu alayım bir. Ondan sonra da aşağı falan giderim. Şu an KDM'de 16. Bir saniye şunu alayım hatta önce. Çok zevkli oluyor ya Kaysa'yla oynamak. Normal bir ADC'de yaşanan sorunlardan bunu şeyi birini yaşamıyorsunuz. Yani teklenme olayı tabii hala teklenebiliyorsunuz ama. Ultinizden dolayı direkt konum alabiliyorsunuz. Beklenmedik yerlere kaçabiliyorsunuz. Adamların beklemediği. Veya yakalayabiliyorsunuz. Hani bu çok büyük bir avantaj. Bir ADC'de olması gereken olmasını isteyeceğiniz nitelikler. Kanka sakin. Benim cooldownların dönmesi lazım. Ölecek galiba bu tarafta. Aynen. Dikkatli olalım. Ya benim 10 tane kill'im var ama bu adamın da 10 tane kill'i var. O yüzden... Ama 4v1 de yapabilecek şey de değil. Tamam dümdüz vursam da keserim zaten. W'de onu aldım. Tamam güzel. Ya fazla abarttı orada. Bizim base'imde doğru koşuyorsun. Herkes doğmuş. Ve bunu 20 saniye boyunca yapıyorsun. Tamam düz keseceğim. Hop. Ultiyi atmak istedim çünkü düz kesecektim. Ben bunu başka bir yerde kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü alacağım kalkan vesaire ama tabii ölebilirdim. Neredeyse ölüyordum hatta. Şimdi heal'ım da var. Renekton doğdu. Yukarıya doğru gitsek mi? Gideyim ben bir yukarıya doğru. Sakin kanka. Şuradan şu golemleri de alayım. Ondan sonra bir base atayım. Bu adam denerse beni iki kere alır. Bizim adam şeyi kesmek istiyor ama 1v1'i kazanabileceğini hiç sanmıyorum. Bir deneyelim ya. Oha neler yapıyor. Aldım harbiden. Vay anasını. Benim yüzümü kara çıkardı, helal olsun gerçekten. Şunu alacağım. Haydi gidiyoruz. Çok iyi ya. Çok fazla vurdu yani, ben o kadar beklemiyorum. Tabii ki Jackson hasarı da fazla ama. Bu kasmışlıktaki bir Renekton. Döndü bir de onu aldı. Aldı mı alıp? Yok öldü. Baron alabiliriz. Master Yi nerede hiçbir fikrim yok. Base atmıştı motoruna. Bana kalmadı. Gideyim kırmızıyı alayım. Biraz çok kasmışlığım var ama sağda solda dolandım son zamanlarda. Bir gidelim şu kırmızıyı alalım. Ondan sonra savaş mamaş kollayalım. Şu anda gücümün doruğundayım yani. Son item da bitecek birazdan. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Haydi. Hadi geldim. Savaşalım buraya. 3v5 yapabiliriz. 3v4 yapabiliriz en azından. Çok uzak kaldılar, geri çekildiler direkt. Güzel. Ultimi bir kez daha geliştirdim. Şu an 5 kişi doğdu. 5v3 yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ben sadece Irelia'ya çok fazla güvenmiyorum. Ultisini güzel atarsa şey yapabiliriz. Kazanabiliriz burayı ama hasar konusunda ona bir güvenim yok. Tamam, 244 milyon da gayet güzel. En yakın rakibime 50 tane minyon fark atmışım.
Çeksen girerdik kanka. Kimseye çarpmadı. 4 kişi buradayız şu anda. Aha. Tamam, gayet güzel. İyi, triple aldım. Aa, ölmedim bile. Oy! Ana, görmedim la ben ona. Herkes öldü falan sandım. Neyse, buradan da bitecek. Aa, tanka daldım orada ama konumumu ayarlamak için orada durdum. Daha güzel bir pozisyon baktım. Ondan sonra öldü nasıl olsa. Şey yaptım, yoksa yapmanız gereken şey kolay ölecek şampiyonlara odaklanmanız. Ama bizim takım güzel hasar çıkardı. Bu oyunda böyle bitmiş oldu. Bir oyun sonu hasarına bakalım ne kadar verdik. En fazla ben vermiş miyimdir bilmiyorum. Ben vermişimdir muhtemelen ama bizim takım da bayağı eziyordu. Özellikle mid lane çok fazla hasar veriyordu. Jackson'ın da aynı şekilde hasar verdiğini unutmamak lazım. Puanlamaya bakacağım, en fazla 16 puan ben almışım. Bizim support fena değildi ya. Çok fazla yanında takılmadı ama Talon'a şey yapacağım ben. Çünkü geldi o aşağıda, bize çok yardım etti ilk kill'de. 15, 1, 9, 24 KD'yi bu oyunda aldık. 27.000 27.200 ben vurmuşum. 27.000 de Renekton vurmuş. Renekton'un olayı farklıydı tabii. Hani bu kadar hasar vermek 10 kere ölünce çok da mantıklı sayılmaz. Çünkü 10 kere ölmüş dediğiniz şey sürekli içeri girmişsiniz ve ölmüşsünüz, hasar vermişsiniz demek oluyor. Yani o yüzden bu hasar o kadar da değerli bir 27.000'lik bir hasar değil. Yani 10 kere ölmüş ve millete çok fazla para vermiş. Bu oyunluk bu kadar arkadaşlar. Kaysa'nın hikayesini dinlemek isterseniz lütfen ona da bakın kanalda. Birçok hikaye var. Şu anda mesela arka taraftan size gösterebileceğim. Belki onları yayınlamış olurum ama MF'nin hikayesi var. Cho'Gath'ı çoktan yayınlamıştım. Bir kısa hikaye var Lulu ile alakalı. Ve bir de Zed'in kısa hikayesi var. Hikaye videolarını hazırlamaya çalışıyorum. Zamanım oldukça da bunları kanala hızlı bir şekilde ekleyeceğim. 2 günde bir de olsa ekleyeceğim. Bu videoluk bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi lütfen iletmeyi unutmayın. Elbette zaman zaman hata yapıyorumdur. Sonuçta hata yapmasam challenger olurdum. Platta takılmazdım. Ama elimden geldiğince minimum hatada oynamaya çalışıyorum. Size güzel bir oyun göstermek istiyorum. Elimden geldiğince. Bu videoluk bu kadar, dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. And now I know my